Dünya ve Ay'ın boyutları arasındaki ilişki bir altın üçgen oluşturur. Fi harfiyle gösterilen altın oran, karesi kendisinin bir fazlasına eşit olan tek sayıdır. Khan Akademi'de baştan sona Fi'yi anlatan bir video var, izlemenizi tavsiye ederim, tüyleriniz diken diken olacak. Hele bu soruyu o videoyu izledikten sonra çözerseniz, tüyleriniz iyice diken diken olacak. Neyse, bir sorumuza dönelim. Yani diyor ki, Fi artı 1 Eşittir fi kare. Bu bile başlı başına müthiş bir özellik zaten. Burada fi'nin sayısal olarak neye benzediğini göstermişler. Fi yaklaşık olarak 1,61803 e eşit. Virgülden sonraki kısım sonsuza kadar gidiyor fi artı 1 de fi artı 1 de fi'nin karesine yani 2,6,1,8,0,3 nokta noktaya eşitmiş. Yani bir üstteki eşitliği sayısal değeriyle vermişler. Pisagor denklemi bu denkleme uygulanarak kenar uzunlukları fi, kök fi ve 1 olan bir dik üçgen oluşturuluyor. Ne demek yani bu? Şu demek. Bu denklem Pisagor denklemini veya teoremini biraz andırıyor. Buna a kare, buna b kare, buna da c kare dediğimizde bir dik üçgenin kenarları arasındaki bağıntı oluşuyor. Bu üçgende hipotenüs, yani c, fi'ye eşit. Kısa kenar olan b'nin uzunluğu 1'e eşit, çünkü 1'in karekökü yine 1'dir. Hipotenüs olmayan uzun kenarı, hipotenüs olmayan uzun kenarın uzunluğu ise fi'nin kare eşit. Fi'nin karekökü. İlk cümlede söyledikleri bu işte. Aşağıda gösterildiği gibi, bakın burası çok çarpıcı, aşağıda gösterildiği gibi dünya ve ayın yarı çapları fi ile orantılıdır. Müthiş bir şey bu. Yani dünyanın yarı çapıyla, şöyle görebileceğiniz bir renkle çizeyim. Dünyanın yarı çapını, yani bu yarı çapıyla, bu yarı çapla, dünyanın yarı çapıyla ayın yarı çapını topladığımızda, bu iki yarı çapın toplamı, bu toplamın Dünya'nın yarıçapına oranı Fi'nin kareköküne eşit oluyormuş. İnsan evreni düşününce, isterseniz siz de videoyu duraklatıp uzun uzun düşünün. Sonuçta sorunun kendisi çok da önemli değil. Soruyu da cevaplayacağız tabi ama bu biraz ürkütücü geliyor bana. Çünkü Fi'nin devreye girdiği tek yer bu değil. Bu oran doğanın her noktasında, her yerinde, matematiğin her aşamasında karşımıza çıkıyor. Bu sayıyı muhteşem kılan yığınla sebep var. Ve burada da karşımıza çıkıyor olması aslında beni biraz ürkütüyor. Her neyse çözmemiz gereken bir soru var. Şimdi sorumuza dönelim. Dünyanın yarı çapı 6371 kilometre olduğuna göre ayın yarı çapı kaçtır? Ayın yarı çapı kaçtır? Şimdi bu üçgeni tekrar çizelim ama bu kez birim olarak kilometreyi kullanalım. Buradaki ölçüler dünyanın yarıçapı cinsinden verilmiş. Bu uzunluk bir dünya yarıçapı. Bu uzunluk bir dünya yarıçapı olunca bu uzunluk yani dünya ve ayın yarıçapları toplamı karekök fi dünya yarıçapına eşit oluyormuş. Üçgenin hipotenüsü ise fi dünya yarıçapı uzunluğuna denk geliyormuş. Yani bu üçgenin ölçüleri dünya yarıçapı cinsinden verilmiş. Şimdi bu üçgene kilometre birimiyle tekrar çizelim. Şimdiki birimimiz kilometre. Diğer üçgene mümkün olduğunca benzesin. Birim kilometre olunca, şu an çala kalem çiziyorum, şu an bu dünya, bir kısmını çizsem yeter, tamamına ihtiyacımız yok. Mantığını anlıyorsunuz sonuçta, bu da ay. Dünyanın yarı çapının 6371 kilometre olduğu verilmiş. Ayrıca demişler ki bu dik üçgenin yüksekliği, dünyanın yarıçapının karekök fi katıdır. Bunu kilometre cinsinden yazacak olursak, 6371 çarpı karekök fi kilometre eder. Karekök fi çarpı dünyanın yarıçapı. Bu uzaklığın tamamı buna eşitmiş. Bizden ayın yarıçapını bulmamızı istiyorlar. Buradaki bu uzaklığı bulacağız yani. Ayın yarıçapında R ile gösterelim. Bu R'yi nasıl bulacağız? Bu doğru parçasının uzunluğunu biliyoruz. Yeşille gösterdiğim bu doğru parçası yine dünyanın yarıçapı. Dünya aşağı yukarı küre gibidir. O halde bu uzunluğun 6371 kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Ve problem bir anda çok basitleşti, değil mi? Bu iki yarıçapın toplamını iki farklı şekilde yazabiliriz. Mesela ayın yarıçapı artı dünyanın yarıçapı yani 6371 kilometre şeklinde yazabiliriz. Buradaki her şey kilometre cinsinden. Veya iki yarıçapın toplamı 6371 karekök kök fi'dir diyebiliriz. 6371 karekök kök fi. Tekrar ediyorum, yarıçapların toplamı dünyanın yarıçapı ile karekök fi'nin çarpımına eşitti. Yani bu şekilde uzunluklar dünyanın yarıçapı cinsinden verilmiş. Biz buraya kilometre cinsinden yazdık. Dünyanın yarıçapı bu. Bunu karekök fi ile çarpınca iki yarıçapın toplamını elde ediyoruz. Şimdi R'yi çekelim. Her iki taraftan 6371 çıkarıyoruz. Ne oluyor? R eşittir 6371 çarpı karekök phi eksi 6371. Bu tarafı da bu tarafı da 6371 parantezine aldığımızda r eşittir 6371 çarpı karekök fi eksi 1 olur. İşte bu kadar.